Doğu Ekspresi'nde Cinayet Yazan Agatha Christie Derleyen Meryem İlbaş Arabacı Polisiye romanların efsaneleşmiş ismi Agatha Christie'nin Türkiye'de yazdığı roman olan Doğu Ekspresi'nde Cinayet, okurlara kusursuz bir cinayet planı sunuyor. Agatha Christie 1933 senesinde Türkiye'yi ziyaret etmiş, ve burada gördüklerinden etkilenerek İstanbul'daki Pera Palace Otel'de İstanbul'dan Londra'ya kadar giden Doğu Ekspresi'ni kullanarak Doğu Ekspresinde Cinayet kitabını yazmıştır. Her zamanki gibi kitabın ana kahramanı olan meşhur dedektif Hercule Poirot İstanbul'u ziyaret etmiş ve acilen geri dönmesi gerekmektedir. Trenin sahibi olan Bay Bog yakın arkadaşıdır. Trenin özel bölümünde hiç yer olmamasına rağmen Baybok'un ısrarı üzerine her küle bir yer açılır ve böylece trende seyahat eder. Poirot'un trende olduğunu gören zengin Bay Richard ona iş teklifinde bulunur. Son zamanlarda çok fazla ölüm tehdidi almaktadır ve Poirot'tan onu koruması ve mektupların kaynağını bulmasını ister. Fakat Poirot bu tarz basit davaları kabul etmediğinden adamı reddeder. O gece Poirot'un uykusunu bölen bir takım olaylar yaşanır. Bay Richard, karabasan görmüş ve yardım zilini çalmıştır. Yolculardan biri, kompartımanında birini gördüğünü iddia edip şikayette bulunmuş, diğeri gürültülü olarak lavaboyu kullanmıştır. Sonunda gürültüler durur ve Poirot uyuyabilir. Sabah olduğunda kimse Bay Richard'a ulaşamaz. Kompartıman kapısı açıldığında Bay Rachel'in cesedini bulurlar. Bunun üstüne Baybok, Poyrot'tan olayı çözmesini ister. Arkadaşının isteği üstüne de Poyroth soruşturmayı kabul eder. Tam da bu sırada tren kar nedeniyle yolda kalmıştır. Poyrot'un yollar açılıp polis devreye girene kadar olayı çözmesi gerekmektedir. Poirot, arkadaşı Baybok ve doktorla beraber ipuçlarını toplamaya başlar. Doktora göre kurban gece yarısıyla iki arasında öldürülmüştür. Kurbanın saati de tam 1.15'te durmuştur. Bu yüzden 1.15'i ölüm saati olarak kabul ederler. Kurban toplam 12 kez bıçaklanmıştır. Dahası, ses çıkartmaması için onun öncesinde zehirlenmiş ve uyanması engellenmiştir. Odada yanık bir mektup ve üstünde H harfi olan bir mendil bulunmuştur. Poirot yanan mektuptan özel bir yöntemle kurbanın asıl adının Richard olmadığını, kaseti olduğunu çıkartır. Kaseti 5 sene önce bir çocuk kaçırma ve öldürme suçundan ortadan kaybolmuştur. Çocuğun ölmesi sonrası anne ve baba acıya dayanamayıp ölmüş, suçlu sayılan hizmetçi gururuna yenik düşüp intihar etmiştir. Dahası anne ölürken hamiledir ve doğmamış çocuk da ölmüştür bir anlamda kaseti beş kişinin ölümünden sorumludur. Poirot, ilgili bölümdeki kişileri sorgulamaya başlar. Hepsinin birbirinden değişik hikayeleri vardır ve daha da ilginci, bazılarının direkt olarak ölen kızın ailesiyle ilişkisi bulunmaktadır. Bu da şüpheleri onların üstüne kaydırır. Zamanla yeni ipuçları bulunur. Gece odasında birinin olduğunu iddia eden kadının odasında bir kondöktür elbisesinin düğmesi bulunur ama bu mevcut kondüktörün elbisesinden kopmamıştır. Daha sonra bu giysi de bulunur. Katilin kondüktör elbisesiyle cinayeti işlediği ortaya çıkar. Bir adet pipo temizleyicisi bulunur ve ilgili bölümde ancak bir kişi pipo içer ama temizleyici ona ait değildir. Üzerinde H harfi bulunan mendil sadece bir kişiyi işaret eder fakat mendil onun değildir. Poirot bütün delilleri değerlendirir ve herkesi sorguladıktan sonra ilgili bölümdeki bütün yolcuların toplanmasını ister. Katili bulmuştur ve herkese açıklayacaktır. Bu kadar karmaşık ipuçlarından katilin çıkartılması herkesi şaşkına çevirir. Poirot bütün yolculara niçin ona sürekli yalan söylediklerini sorar. Ona göre katil bütün yolculardır. Hepsinin ölen çocuğun ailesiyle bir ilişkisi vardır ve birlik olup kusursuz bir plan yaparak kurbanı öldürmüşlerdir. Toplam yolcu sayısı 12'dir ve maktulün üzerinde 12 bıçak izi vardır. Hepsi sırasıyla intikamlarını almışlardır. Poyrot'un uyuyamadığı gece bilerek gürültü yapmışlar ve üzerlerindeki şüpheyi kaldırmayı amaçlamışlardır. Sorgularda farklı ipuçları sunarak olayı daha da karmaşık hale getirmeye çalışırlar fakat başarılı olamazlar.